Evet. Olan oldu yapacak bir şey yok. Bu arada başlamadan söyleyeyim. Bu bir animasyon değil. Çünkü şu anda animasyon yapacak ne zamanım var ne de durumum var. Sizin de animasyon izleyecek kadar böyle moralinizin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden podcast benzeri bir şey yapayım dedim. Görsel podcast 2 merhaba. Yapacak bir şey yok. Adam kazandı. Yolumuza bakacağız. Podcast'in özeti bu. Şu anda özet isteyenler çıkabilir. Ben konuşmaya devam edeceğim ama Demek ki halkın %50'si, 50'sinden fazlası hatta en azından durumundan memnun olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Saygı duyacağız. Aslında biraz da AKP'lileri dinlemeliydik. Hani mesela o doktor olayları olduğu zaman giderseniz gidin diyorlardı ya. Biz inatla diyorduk ki hayır bu ülkede kalacağız size bırakmayacağız falan. Bence yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ben çok önceden kaybettim milliyetçilik, millet duygumu vesaire. Yani eskiden <laughs> hiç öyle değildim. Böyle ben bu ülkeyi değiştireceğim ki pek çok kişi belki hala öyle düşünüyor ya da pek çok kişi o hayalinden de vazgeçti. Şu anda kendini kurtarma derdinde en iyisini yapıyorsunuz. Benim de size tavsiyem kendinizi kurtarmaktan. Eskiden ben de bu ülkeye bir şey yapılması gerektiğini düşünüyordum ama zaten eğer Atatürk gibi bir insan gelip de bu ülkeye biz hala bu durumdaysak... Demek ki bizim yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Yani sonuç ortada. Atatürk geliyor. Hala daha bu noktadayız. Tamam o zaman. Ben, ben ne yapabilirim ki? Siz ne yapabilirsiniz? Bizim yapabileceğimiz şey... Şu anda kendimizi kurtarmak. Ve ben bu olayın... Daha yüksek kitlelere ulaştığında... En azından... Ufak da olsa belki... Bir etki yaratacağını düşünüyorum. Öyle yok bu ülkeyi değiştireceğim falan hayallerine kapılmaktansa... Bence çağrım, doktorlar, mühendisler vesaire ne kadar nitelikli işçi varsa hepimiz Avrupa ülkelerine veya hangi ülkeyi bulabiliyorsak daha mütevazı ülkelere vesaire yerleşelim. Yani ülkenin yarısı bilmiyorum göç edebilir mi yani öyle bir şey olur mu mümkün mü? Ama oldu diyelim. Ülkede harbiden 20 milyon insan kaldı. Yönetsinler kendi kendilerine yani kendileri oynasınlar, kendileri çalsınlar, kendileri eğlensinler. Bir 5 yıl sonra belki fikirleri kendi kendilerine değişir. Çünkü artık fark etmiş olması lazım insanların bazı kişilerin fikirleri değişmiyor. Ne söylersen söyle ne anlatırsan anlat değişmiyor. Neden hala kendinizi yıpratıyorsunuz? Yani aslında şu durumda bence hiç üzülmenize gerek yok. Hatta kendinizi yurt dışına yerleştirip güzel bir hayat kurduğunuz zaman şu anda pek çok kişinin yurt dışını araştırdığına eminim. Sonra ülkeye tekrar döndüğünüz zaman istediğiniz kadar oh çekebilirsiniz herkese. Şu anda zaten hani bence hiç üzülmeyin. Aksine mutlu olun. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Ülke olarak genel konuşuyorum. Pek çok kişi hala milliyetçilik duygusunu besliyor olabilir. <laughs> çok sürmez. Yani ben de diyordum yok ya ben değiştiririm herhalde bir şeyleri falan filan da. İşler öyle gitmiyor. Çünkü dünyayı bir %100 olarak ele alırsak dünyayı değiştiren insanlar sadece o yüzde sıfır 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 nokta birlik kesim Atatürk bir kişiydi milyarlarca insan arasında yani bu işi senin benim yapmam çok zor ben insanların kendi hayatına kendisini kurtarmaya çalışmasını tavsiye ediyorum bence artık bu millet bir şeyi elde edecekse kendi el, elleriyle elde edecek çünkü tarihte Anadolu tarihine baktığımızda ne zaman bu halk kendi kendine bir şey elde etmiş yani cumhuriyet döneminden bahsediyorum Hiçbir zaman bu halk bir aydınlanma yaşamadı hani aa şöyle bilim aydınlanması bilmem ne bilmem ne hep ortada kaldık aydınlanma aslında olmadı Atatürk geldi kadın hakları bilmem ne bilmem ne bilmem ne kendisi verdi yani Anadolu halkı zaten bu hakları talep etmiyordu kendisine bedava olarak verilmiş oldu ve değerini bilmiyor e, yapacak bir şey yok mesela Avrupa insanı bilir çünkü küllerinden yeniden doğdu kendisi doğdu yani halk olarak doğdu Fransız devriminde kendisi küllerinden yeniden doğdu. Hatta tekrar devrim yaptı vesaire vesaire. Alman halkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir adam gelip bütün ülkeyi yenilemedi. Bütün Alman halkı kol kola verdi, el ele verdi. Ülkeyi yeniden inşa ettiler ki şu anda görüyoruz Almanya'nın medeniyetini. Türklerde ise küllerinden yeniden doğma olmadı. Bir adam geldi ve ülkeyi küllerinden yeniden doğurttu katılırsanız ya da katılmazsanız bu benim fikrim. Ülkeyi ben kurtaracağım diyenlere de bol şans diliyorum. Ama gerçekler ortada. Bu halk kendi kendine ah ben ne yaptığım seviyesine gelmeden bir şey öğrenemiyor. Yani siz bir şey öğretemezsiniz. Kendi kendine fark edecek, kendi kendine sorgulamayı öğrenecek vesaire vesaire. Hadi öğrenmedi diyelim. Yeni nesil geliyor. Belki yeni nesil değiştirerek gelir. Nitekim zor zamanlar güçlü insanları doğurur ve şu ankinden daha zor zaman var mı? Hakikaten bilmiyorum. Yani 18 yaşıma geldim. Daha farklı bir iktidar görmedim. Bu iktidar benim yaşımdan daha çok yönetti ülkeyi. Yani benden fazla benim varoluşumdan daha fazla süredir adamlar ülkeyi yönetiyor. Yani yönetiyor hani. Neyse ben çok Uzun zaman önce kafamı değiştirmiştim. Artık şu kafadayım. Doğduğum yerdense beni hak eden yerin topraklarında çalışmayı ben yeğlerim. Burada doğdum. Türkiye'de doğdum. Sırf burada doğdum diye burada çalışmayacağım. Beni hak eden yere gideceğim. Beni hak eden yerde çalışacağım. Bana bir değer veren... Yani Türkiye'de sanatçının değeri zaten yok. Artık sanat yapmak yasaklanır mı onu da bilmiyorum. Burada olmaktansa harbiden bana hak ettiğim, kendime biçtiğim değeri gösterecek bir ülkeye giderim. Onun topraklarında ona katkı sağlarım. Benim şu anda hiç kendimi hırpalamaya niyetim yok. Pasaport çıkartmak sandığınızdan daha kolay. Şu ekranda gördüğünüz verdiğim linkten veya e-devlet üzerinden pasaport başvurunuzu yapabilirsiniz. Orada pasaport seçenekleri var zaten internet kendini yönlendiriyor. Çok okunabilir yapmışlar arayüzünü. Özellikle öğrenciyseniz çünkü beni takip edenlerin çoğunun öğrenci olduğunu varsayıyorum. 500 TL'ye yani şu anlık 500 TL'ye işinizi halledebilirsiniz. 26 yaşınıza kadar ya da 25 mi öyle bir aralığı var. Pasaportunuz oluyor bordo. Yani ben aldım şu anda pasaportumu. Ardından vize işlemleri vesaire vesaire. Biyometrik fotoğrafınız lazım. Bir de başvuru yapmaya gitmeden önce o internetten başvuru tarihinizi aldıktan sonra o ödemeyi yapıyorsunuz. Sonrasında işte il ilçe nüfus müdürlüğüne giderek imza vesaire atarak bana 3 günde geldi pasaportum. Öyle pasaportunuzu alıyorsunuz. Hey hey. Yani bedending bedending bu. Bakalım gelecekte ne olacak. Az çok tahmin edebiliyorum gerçi de. Yani en azından olaya bir de şu açıdan bakın. Hem tarihe tanıklık etmiş oluyorsunuz. Hem de bir simülasyon olarak bakın olaya. Bir deney. Hadi bakalım Türkiye'ye böyle bir son. Ne olacak? Çünkü muhalefet kazansaydı az çok ne olacağını biliyorduk. Böyle herhalde normal seviyeye ulaşır ülke. Zamanla vesaire vesaire. Şimdi ne olacak ben de merak ediyorum. Merak. Film gibi ülkede yaşıyoruz ya. Heh, siz moralinizi bozmayın. Bu arada animasyon ne zaman gelir bilmiyorum. Hani başka animasyonlar çünkü öyle sıradan zırva geyik muhabbet konulu atıyorum Ramazan davulcuları vesaire vesaire gerçi onda bile bir eleştiri vardı çünkü çok gereksiz ama şu anda kimin umrunda bir sonraki Ramazan'da böyle iki kat fazla çalacaklar böyle megafon falan takacaklar davullara Ezan iki kat yüksek sesle okunacak falan. Neyse. O tarz animasyonlar artık uzun süre gelir mi bilmiyorum. Yani benim de kendimi toparlamam lazım biraz. Şuna da yüksek ihtimal veriyorum. Aranızdan çoğu kişiye böyle o gece intihar çok tatlı geldi değil mi böyle? Ya yani 18 yıl yeter artık 80 yaşımda hissediyorum diyorsunuz. Tamam yani benim diyebileceğim bir şey yok. Ama en azından şu açıdan bakın. Madem böyle bir şey kafaya koydunuz o zaman... E faydal bunu demişti değil mi? E faydal böyle bir şey demişti. Çok katılıyorum. Madem her şey bitti, onu düşünüyorsunuz o zaman yaşayın. Daha ne olabilir ki? İntiharı düşünecek kadar başınıza en kötü seçenek gelmiş, en kötü şey gelmiş. O zaman intihar etmek yerine boş verin, salın gitsin. Bırakın yani. Dümdüz devam edin. Çünkü ölseniz de bir şey fark etmeyecek. En azından yaşayın. Yani yaşamaya devam edin. Biyolojik amacınızı tamamlayın. Zaten o süreçte büyük ihtimalle siz de artık yurt dışı vesaire vesaire işlerine kafa yormaya başlayacaksınız. Gerçekten ne olacağını bilemezsiniz. İlle de Türkiye'de kalacağım diyen arkadaşlar için de şunu diyeyim. Yani tavsiyemdir bence hayat beklentilerinizi biraz düşürmeniz gerekecek. Yok biraz değil, bayağı düşürmeniz gerekecek. Yani hayvanları düşünün. Sabah kalkıyorlar, avlanıyorlar ya da avlanamıyorlar. Açlık, tokluk meselesi öyle. Yani Tabiri caizse tamam hayvan gibi yaşayacaksınız. Hayvan psikolojisiyle yaşayacaksınız. Artık hani diyorduk ya biz hayvan mıyız? Biz insanız. Niye? Yani, gördüğünüzde gördüğünüz değer belli. Kendinizi ona göre hazırlayın diyorum kısacası. yani umarım umudunuz kırılmamıştır. Seçimlerden dolayı. Çünkü zaten seçimlerin böyle olacağı belliydi. Ben zaten hazırlığımı önceden yapmıştım. Pasaportumu önceden çıkarmıştım. Sizin de umudunuz kırılmasın. Umut vermekte de zorlanıyorum çünkü. <laughs> umutlu insanlara umut verir. Ama işin özeti önümüzdeki 5 senede göreceğiz. O zaman siz yurt dışına çıktınız belki oldu yani olur. Gerçekten kendinizi yetiştirmeye çalışmaya geliştirmeye çalışırsanız yurt dışına çıkarsınız. 4-5 sene sonra da yurt dışından Türkiye'ye tatil için gelirsiniz. O zaman dışarıda <laughs> diye dolaşırsınız. Yani her şey size bağlı. Benim son sözüm ve son çağrım budur. Bütün nitelikli insanlara sesleniyorum. Kendinizi kurtarmaya bakın. Yapabileceğiniz pek de bir şey yok.